Charles Ridley bu şekilde gerekli olan özelliklerin bir listesini çıkardı. Bir diğer isim ise J. Allen Thompson. Ve o doktorasını kilise kuracak olan kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği üzerine yaptı. Bu araştırma için 58 kilise kurucusuyla ve kilise kurma alanında değerlendirmeler yapmış 26 kişiyle konuştu. Ve kendi araştırmalarını da ekleyerek bir liste çıkardı. Hem dua, araştırma gibi ruhsal boyutlarda, hem de liderlik, müjdeleme, vaaz verebilme gibi yetenek boyutunda çıkarımlar yaptı. Ve ayrıca esneklik, dayanıklılık gibi karakteristik özelliklere de değindi. Ve onun herhangi bir yaş sınırlaması yoktu. Yani demek istediğim, yetişkinlerin de, gençlerin de kilise kurucusu olabileceklerini savundu. Yaş onun için değerlendirme konusu değildi. Ama kilisenin büyüklüğü ve kişinin yeterliliği onun için değerlendirme konularıydı. Kilise kurabilecek yeterliğe sahip olan kişilerin kiliseyi daha hızlı bir şekilde kurduğunu söyledi. Şimdi birlikte Alan Thompson'ın listesine bakacağız. Bu listenin Ridley'in listesine benzediğini söyleyebilirsiniz ama Thompson daha çok ruhsal özelliklere değindi. Dürüstlük, kişinin kendi dua zamanı, ruhsal bir düzene sahip olması, misyona bağlılık, bu bağlılığın içerisinde topluluğun da bu misyona bağlı olması vardır. Vizyona sahip olma, müjdeye yaraşır bir hayat sürme, becerikli olma, bu Ridley'in listesinde olmayan bir özelliktir. Bunun içerisindeki anlam her duruma adapte olabilmektir. Çünkü kilise kurarken sürekli olarak zorluklarla karşılaşacaksınız ve bu zorluklar karşısında ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Bu sorunlara adapte olmayı ve onlara uygun çözümü getirebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Becerikli olmanız gerekiyor. Duygusal istikrar. İşler iyi, işler harika gittiği zaman herkes olumlu düşünür. Peki zor zamanlarda ne yaparlar? Yaptıklarınızdan sonuç çıkmadığında, insanlar sizi terk ettiklerinde, istikrarınızı korumanız gerekiyor. Eğer duygusal olarak değişken bir insansanız, bu sizin için çok zor olacak. Aile hayatı hakkında daha önce konuşmuştuk. Sonuç beklentisi. Cesaretle yönetebilme. Yani etkili bir şekilde yönetebilmek için zor kararlar verecek cesarete sahip olmak. Thompson'ın listesi birçok açıdan Ridley'in listesine benziyor. Ama dediğim gibi Thompson ruhsal özelliklere daha çok öncelik veriyor. Ama Dick Grady ve Glenn Kendall isimdeki iki araştırmacının yaptığı liste diğerlerinden çok daha farklı. Onlar da kilise kuracak olan kişinin sahip olması gereken özellikler hakkında araştırdılar. Bundan yıllar önce bir misyon yolculuğunda Seven Qualities of an Effective Church Planters isimli makaleyi yazdılar. Onlar daha çok misyoner olan kilise kurucusunun özelliklerinden bahsettiler. Şimdi birlikte bu listeye bakalım. Kilise kurabilen kişiler daha çok dua eden kişilerdir. Biz o yüzden Paulus'un duaları üzerine bu kadar konuştuk. Dua, kilise kurmak için gereken ruhsal bir dinamiktir. Kilise kurabilen kişiler zamanlarının çoğunu müjdelemeye harcayan kişilerdir. Onlar zamanlarının çoğunu insanların yüreklerine dokunabilmeye harcarlar. Bu yüzden onlar müjdelediğinde meyve çıkar. Yalnızca tanıdıklarımıza, yalnızca arkadaşlarımıza müjdeliyorsak orada bir sorun var. Çok fazla tanıdığım, çok fazla arkadaşım olmasına rağmen hiçbiri müjdeye inanmayabilir. Ama kilise kurabilecek olan kişiler daha fazla insana ulaşmak için, daha fazla insanla ilişki kurabilmek için yöntemler bulurlar. Çok fazla insana ulaşabilmek için çabaladıklarından Tanrı'nın hazırladığı insanları bulabilirler. Müjdeleme hakkında konuşurken bu konudan daha fazla bahsedeceğiz. Daha esnek olmalıdırlar. Daha önce söylediğimiz gibi işler planlandığı gibi gitmediğinde yön değiştirebilmelidirler. Aynı şeyleri aynı şekilde yapıp da farklı sonuçlar bekleyen kişiler değillerdir. Her zaman aynı şey yaparsan her zaman aynı karşılığı alırsın.
Eğer yaptığın işi Tanrı bereketlemiyorsa, insanlar karşılık vermiyorsa, değiştirmelisin. Öğretilere daha sadık olan kişilerdir. Bu biraz ilginç. Kilisede çok farklı geçmişlerden gelen insanları yöneteceksiniz. Ve insanların kafasında çok yanlış düşünceler, çok yanlış istekler olabilir. Ve birbirlerinden farklı düşünebilirler. Kilise kuracak olan kişi neye inandığını çok net bir şekilde bilmelidir. Öğretilere hakim olmalıdır. Kutsal ruhun armağanları nelerdir, kadınların kilisede neler yapması gerekiyor? Bunlar teolojik açıdan tartışmalı konulardır ve yeni kiliselerdeki insanlar bu konularda çok tartışırlar. Ama kilise kuracak olan kişinin bu konulara ayıracak enerjisi yoktur. Diğer imanlarla tartışacak, diğer imanlarla savaşacak gücü yoktur. O yüzden kilise kuracak olan kişi inançlarında net olmalıdır. Ben buna inanıyorum. Ve biz bu kilisede buna göre ilerleyeceğiz. Umarım sert bir karşılık almazsınız. Ama eğer bu şekilde net olmazsanız, çok fazla tartışmaya açık kapı bırakacaksınız. O yüzden ben bu konu için ilginç bir konu dedim. Kilise kuracak olan kişi güven sağlayan biri olmalıdır. Ne demek istiyorum? Ulaşmak istediğiniz ya da ulaştığınız insanların, müjdelediğiniz insanların sizin güvenilir biri olduğunuzu düşünmeleri gerekiyor. O yüzden güven inşa edebilmenin bir yolunu bulmalısınız. Müjdeleyen, kilise kurmak isteyen biri olarak insanlardan hayatlarını Mesih'e adamalarını istiyorum. İsa Mesih 2000 yıl önce yaşadı. Kendi insanları onu reddetti. Onu çarmıha gerdiler. Neden biri hayatını İsa Mesih'e adasın ki? Dünyadaki insanlar şöyle diyorlar, Hristiyanlara bakın, onlar ikiyüzlüler. Dünyadaki Hristiyan olduğunu söyleyen ülkelere bakın. Bir sürü suç işliyorlar, homoseksüelliği savunuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Bir sürü sorun yaratıyorlar. Neden Hristiyan olayım ki? Kilise kuracak olan kişinin güveni sağlayabilmesi gerekir. Bu kadar ön yargının, bu kadar eleştirinin arasında insanlar size bakıp da bu iyi bir insan, bu güvenebileceğimiz bir insan demelidir. İslam'ın yönettiği, İslam'ın hakim olduğu ülkelerde çalışan hizmetkarlarla konuştum. Dediler ki Müslümanlar İsa Mesih'e iman ediyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Birincisi Müslümanların çoğu rüyasında görüyor. Rüyalarında İsa Mesih'i görüyorlar. Ve ona iman ediyorlar. Ama hizmetkarlar diyorlar ki, buraya hizmet etmeye geldik ve birçok insan bize diyor ki, gerçekten bize hizmet etmeye geldiniz. Siz merhametli insanlarsınız. Bunu söylemelerini beklemiyorlardı. Çünkü onlar Hristiyanların insanlarla ilgilendiğini, Hristiyanların merhametli olduğunu gördüler. Başkaları için fedakarlık yaptıklarını gördüler. Bir şeyler alabileceklerini umarak yaşayan insanlar değiller. Yumuşak huylular ve karşılarındakini dinliyorlar. Bu yüzden kilise kurabilen kişiler, bu güveni sağlayabilen kişilerdir. Bazen insanların güvenini kazanmak için kendi hayatımızı onlar için feda etsek de bu bazen şüphe yaratabiliyor. Bu durumun da farkında olmalısınız. Sert kurallar üzerine kurulmamış olan dinlere inanan kişileri tespit edebilmeli ve onlara hizmet edebilmeliler. Bununla şunu söylemek istiyorum. Sert kurallara, sert bir yapıya sahip olan dinlere inanan insanlara ulaşabilmek daha zordur. Örneğin Hinduizm'de tapınak sistemi, kast sistemi vardır. Örneğin İslam'da çok sert şartlar, çok sert kurallar vardır. Bunlara inanan insanlara ulaşmak daha zordur. Bu kadar katı kurallara sahip olmayan dinlere inanan kişilerin, örneğin halk dinlerine inanan kişilerin ya da belki de ateistlerin uygulamaları gereken sert kurallar yoktur.
Böyle insanlara daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu yüzden kilise kurmak isteyen kişiler, değişime açık olan insanları tespit edebilmelidirler. Yeni imanlıların müjde hareketine katılabilmelerini sağlayabilen kişilerdir. Bu gerçekten kilisenin büyüyebilmesinin ve çoğalabilmesinin ana anahtarıdır. Kilise kurmaya ya tek başıma gidiyorum ya da küçük bir takımla gidiyorum. Bu yüzden ulaşabileceğimiz insan sayısı sınırlıdır. Ama yeni imanlıların Hristiyan olmayan çok fazla arkadaşı vardır. Büyük ihtimalle Hristiyan olan hiçbir arkadaşı yoktur. Ve ailesi, arkadaşları, akrabaları, iş arkadaşları ona güvenirler. Eğer müjdeleyebilirlerse, İsa'nın onların hayatlarında neler yaptığını anlatabilirlerse ve onların anladığı dilden konuşabilirse, çünkü yeni iman ettiği için imansızların düşüncelerini anlayabiliyor. Bu yüzden yeni imanlılar imanlarını paylaştıklarında, belki de eski imanlıların asla düşünemeyeceği şekilde paylaşabiliyorlar. Çünkü onların dünyasından geldiler. İmansız olmanın ne demek olduğunu hatırlıyorlar. İmansızların neler hissettiklerini anlayabiliyorlar. Ön yargılarını, eleştirilerini, sorduğu soruları biliyorlar. Bazen yeni imanlılar çok hevesli oluyorlar. O kadar bilgelik anlayış olmamasına rağmen büyük bir hevesle paylaşıyorlar. Ve bu heves yayılabiliyor. Bu şekilde ilişki kurulabiliyor. Bu yüzden yeni imanlıların çevrelerine müjdeleyebilmelerine yardım etmek çok önemlidir. Ve bu dalga etkisi yaratır. Gittikçe yayılır. Bunu çoğu kez deneyimledik. Almanya'da 1,5 yıl boyunca müjdelemeye çalıştık. Yaklaşık 6 ay boyunca çok az meyve çıktı. Ve sonra insanları toplantılara davet ettik. Birçok kişi iman etti. Çok fazla yabancı toplantılara katıldı ve İsa'ya iman etti. İmanlarını arkadaşlarıyla paylaşmaları için onları cesaretlendirdik. Ve bunu yapmaya başladılar. Toplantılara arkadaşlarını davet ettiler. Ve bu hareket dalga etkisiyle büyüdü. Onlar da kendi arkadaşlarını davet ettiler ve çok fazla insan İsa'ya iman etti. Bizim aracılığımızla olmadı. Yeni imanlar aracılığıyla oldu. Kilise kuracak olan kişinin bunu yapabilmesi gerekiyor. Yeni imanlıların müjdeyi paylaşabilmelerine yardım etmesi gerekiyor. Onları eğitebilmesi, cesaretlendirebilmesi gerekiyor. Müjdeleme hakkında konuşurken bunlardan daha fazla bahsedeceğiz ama bunlar kilise kurmak isteyen kişinin sahip olması gereken karakteristik özelliklerdir. Eğitim hizmetimizden daha önce yararlandınız mı? TVS videolarını faydalı buldunuz mu? Lütfen dualarınız ve hediyelerinizle bizi desteklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için tvseminary.com'u ziyaret edin.